Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için bilgisayarda en iyi FPS artırma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Son zamanlarda piyasaya sürülen oyunların bir hayli yüksek grafik istediğini biliyoruz. Tabi biz de dolar kuru daha düşükken daha uygun fiyatlı notebooklar aldığımız için yeni çıkan oyunları oynayabilme konusunda sorunlar yaşıyoruz. Tabii ki bu her oyun için geçerli değil. Örneğin FPS olarak nitelendirdiğimiz first person shooter oyunlarında biraz daha düşük bir grafik gereksinimi olabiliyor. Veya bununla beraber LoL, Valorant, CSGO gibi oyunlarda işlemcinizin iyi olması o oyunu oynayabilmeniz için yeterli olabiliyor. Bilgisayarınızda herhangi bir ekran kartı olmasa bile bu saydığım ve benzeri oyunları iyi bir işlemciyle oynayabilirsiniz. Fakat yeri geldiğinde işlemci de yeterli kalmayabiliyor. Yani benim bilgisayarımda ekran kartı yok. Fakat işlemci tarafında eski bir işlemci, eski nesil bir işlemciye sahip olduğum için bu konuda sıkıntılar yaşayabiliyorum. Biz de sizler için hem ekran kartınız varsa ekran kartı tarafında yapabileceğiniz işlemleri size gösterirken aynı zamanda yalnızca işlemciniz varsa, yani dahili grafik kartını pek de kullanmıyorsanız, daha iyi bir işlemci performansı almanız için yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Tabii ki bu iki doğrultuda da FPS'iniz yükselecektir. Bununla beraber dahili depolama ve RAM tarafında da FPS'i yükseltecek yöntemlerimiz bulunuyor. Dilerseniz fazla uzatmadan videoya geçelim. Videomuza geçmeden önce her FPS yükseltme yöntemlerinde olduğu gibi şu basit yöntemleri uygulamanızı istiyorum. Yani benim anlatacağım yöntemler biraz daha karışık yöntemler olacak. Bu yüzden az sonra anlatacağım basit olayları zaten yapmışsınız olarak kabul ediyorum. Öncelikle bir ekran kartınız varsa bunu güncellemiş olmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise bilgisayarınızda eğer yeteri kadar depolama alanı yoksa bunun temizliğini yapıp optimizasyon işlemlerini tamamlamalısınız. Aynı zamanda bu oyunları oynarken çözünürlüğü daha düşük yapıp oyunu da pencereli değil tam ekran modu yapmanız gerekiyor. Bu da sizin FPS'inizi az da olsa etkileyecektir. Tabii ki bunlar bizim ufak tefek yöntemlerimiz. Dilerseniz asıl videomuza hemen geçelim. İlk yöntemimizde FPS'in daha çok düşük olmasındansa ben 60 FPS alıyorum fakat FPS drop giriyor gibi sorunlara çözüm bulmak için. Dilerseniz hemen bilgisayara geçelim. Evet, şimdi bilgisayarımızı açtık ve denetim masasına giriyoruz. Denetim masasına geldikten sonra burada donanım ve ses kısmına giriyoruz. Donanım ve ses kısmında ise güç seçenekleri yer alıyor. Güç seçeneklerine girdikten sonra burada plan ayarlarını değiştir gibi bir seçenek var. Normalde bu benim bilgisayarımla dengeli değildi. Ama ben Monster'ın kendi planını kullanıyorum. Yani bir Monster notebook'unuz varsa siz de bu planı tam optimize bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Çünkü burada gelişmiş güç ayarlarında ve bu pilde ve prize takılı olmak üzere karşımıza çıkan ayarlarda en optimize ayarı bize gösteriyor. Sizin yapmanız gereken ise buradan gelişmiş güç ayarlarına girdikten sonra en yüksek işlemci durumu olan pencereyi yükseltmek olacaktır. Evet, ilk yöntemimizde FPS drop sorununa bir çözüm bulmaya çalıştık. Eğer bilgisayarınıza FPS drop giriyorsa bu genellikle işlemci kaynaklı olur. Yani işlemci tarafında eğer piliniz veya bilgisayarınıza gelen güç sizin bilgisayarınızı sıkıştırıyorsa FPS drop olabilir. Ama eğer diyorsanız ki benim pil ve güç ile alakalı bir sıkıntım yok ama yine de FPS drop sorunu yaşıyorum. O zaman muhtemelen işlemcinizin gücünde bir sorun vardır. Yani bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? Hani diyebilirsiniz, ben masaüstü bilgisayar kullanmıyorum. Yani işlemciyi değiştiremem. Bir dizüstü bilgisayar kullanıyorum. FPS'i nasıl yükseltebilirim? İşte tam da burada overclock desteği yer alıyor. Eğer işlemcinize overclock yapma gibi bir şansınız varsa işlemci gücünüzü arttırdığınızda FPS değerleriniz de yükselebilir. Tabii ki bu overclock işlemi beraberinde ısınma sorununu da getirebilir. Yani işlemcinize zarar dahi verebilirsiniz. Bu yüzden bu işlerden anlayan, overclock işlemini bilen biriyle bu overclock'u yapmanızı tavsiye ediyorum. Olur da çevrenizde bu işten anlayan pek de kimse yok. YouTube'da ve Google'da derin araştırmalar yaparak overclock'un nasıl ve ne derecede yapılması gerektiğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu yüzden eğer işlemcinize gelen güç kısmını ayarladıktan sonra işlemcide FPS sorunu çözebilecek ikinci yönteminiz ise overclock yapmak olacaktır. Şimdi de ekran kartı olan ve yüksek grafikli oyun oynamak isteyen kullanıcıların FPS'lerini yükseltmesi için yapmaları gereken yöntemlerden bahsedeceğiz. Öncelikli olarak AMD ya da Nvidia hangi grafik kartını kullanıyorsanız kullanın. İlk önce bu sürücülerin güncel olup olmadığını zaten kontrol edeceğinizi söylemiştik. Eğer bunların güncel olduğundan eminseniz
İlk olarak GeForce Experience'dan, sonrasında ise AMD'nin Radeon Adrenalin yazılımından ön ayarlarla oyun içi performansınızı yükseltmeye çalışacağız. Tabii ki her programın ve her yazılımın arayüzü farklıdır. Ama sizler için genel hatlarıyla iki programda da ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Öncelikle yazılımlarda karşımıza çıkan deneysel keskinleştirme, kenar yumuşatma ve grafik ayarlama, ölçeklendirme gibi seçeneklerin her birinde maksimum performans seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Yani her iki ekran kartının yazılımında da benzer isimler var ve sonuç olarak ikisinde de maksimum performans seçebiliyorsunuz. Özellikle kenar yumuşatma tarafında maksimum performansı işaretlediğiniz zaman FPS tarafında önemli bir yükseltme karşımıza çıkacaktır. Kenar yumuşatma özelliği görüntülerde ve videolarda kenarları yumuşatıyor ve sonuç olarak bazı oyunlarda daha az kare görünmesine sebep oluyor. Yani kenar yumuşatma özelliğini açıp yükseltirseniz FPS'iniz düşecektir. Bu yüzden bu özelliği kapalıda tutmanız gerekiyor. Hem AMD hem de Nvidia kartlarında yer alan GPU ölçekleme özelliğini de açmanız gerekiyor. Daha yüksek kaliteye daha az güç harcayarak ulaşmanızı sağlıyor. Tabii ki biz bir Monster Notebook kullanıyoruz ve bilgisayarımızın kaldırmadığı oyun olmadığı için bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Eğer bu videoyla alakalı kafanıza takılan bir sorun varsa veya sizin de FPS yükseltmek için kullandığınız yöntemler varsa bizlere yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bilgisayarda daha yüksek FPS nasıl alınır hep beraber tartışalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.